Selam millet, Melek Ucu Gergedan. Bu da yeni videomuz. Bugün sizlerle Harry Potter serisindeki ruh emicilerle ilgili ilginç gerçekleri keşfedeceğiz. J.K. Rowling'in yaratıcılığıyla hayat bulan bu hayali varlıklar aslında daha da derin anlamlar taşıyor. Bakalım bunlar neymiş? 1. Ruh emiciler, J.K. Rowling'in depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sağlık sorunlarına gönderme yaptığı bir metafor olarak kabul edilir. 2. Bu varlıkların varlığı ve etkisi insanlar üzerinde fiziksel ve duygusal semptomlar yaratarak gerçek hayattaki duygusal deneyimlerini yansıtır. 3. Ruh emicilerin öpücüğü, depresyonun enerjiyi ve yaşama sevincini emdiği kavramında atıfta bulunur. 4. Harry Potter'ın en büyük korkusu haline gelen ruh emiciler, onun karanlık anılarıyla yüzleşmesini ve kendi içsel gücünü keşfetmesini simgeler. 5. Ruh emiciler hapishanelerde bekçi olarak kullanılır ve suçluluk, pişmanlık, cezalandırma kavramlarıyla bağlantılıdır. 6. Patronus büyüsü, ruh emicilerden korunmak için kullanılan bir büyüdür. Kişinin içindeki pozitif enerjiyi temsil eden Patronus, ruh emicileri uzak tutar. 7. Ruh emicilerin toplulukları vardır ve birbirleriyle iletişim kurabilirler. Bu, insanların zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele ederken destek ağlarının önemini yansıtabilir. 8. Ruh emiciler, empati yeteneklerini kaybetmiş varlıklardır. Bu, zihinsel sağlık sorunları yaşayan insanların bazen empati yeteneklerinin azaldığını hissetmeleri gibi. 9. Harry Potter'ın ruh emicilerle mücadelesi, kendi korkularıyla yüzleşmesini, içsel gücünü keşfetmesini ve kendi kendine güvenini geliştirmesini gerektirir. 10. Ruh emiciler aynı zamanda Dementor olarak bilinir. Bu isim Latince kökenli Dementia kelimesinden türemiştir. Akıl sağlığı ve ruh sağlığı bozukluğu anlamına gelir. Bu ilginç gerçeklerle Harry Potter serisindeki ruh emiciler hakkında daha fazla bilgi edinmiş olduk. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.